Şimdi böyle bir durum var bir yandan da gündemimizde. Nihayetinde bu durum da önemli. Gerçekten hani Demirtaş, Kavala bunlar artık sembol dava haline gelmiş durumda. Ve bu davalarla ilgili bir takım kararlar ortada. Bu konuda beklentiniz de önümüzdeki süreçte bu konuda gelişme yaşanabileceğini düşünüyor musunuz Gülay Hanım? Şimdi aslında... Bir yandan çünkü iktidar hem Biden dönemine hazırlanıyor hem Avrupa Birliği Mart zirvesi var. Avrupa Konseyi'nden olası yaptırım da gelebilir bu arada AİHM kararlarını ısrarla uygulamamız konusunda. Evet. Şimdi aslında burada adım atılıp atılmayacağı işte benim beklentim Ekim ayı gibi Kasım'a kadar bir seçim olacağı yönünde. Bu seçimin olup olmayacağına bağlı. Çünkü iktidar partisi bugün söylediğinin tam tersi bir sözü başka bir gün, ertesi gün ya da aynı gün içinde söyleyebiliyor. Bunu sözcüleri aracılığıyla da, çok sayıda sözcüsü aracılığıyla da yapıyor. Ya da doğrudan tek sesli olarak da söylüyor. Tabii bizim altını çizmek zorunda olduğumuz ve çok önemsediğimiz konu adalet. Adalet kişiye özel olmamalıdır. Herkese eşit uygulanmalıdır. Birisine başka, öbürküsüne başka adalet uygulayamazsınız. Ben işte mesleğimle ilgili olarak az önceki oturumda söyledim. Yani kişiye özel imar nasıl verilemezse kişiye özel adalet de verilemez. Neyse kanun, kim yani cezası olan cezasını çeksin ama aynı koşulda aynı hükümler aynı kişilere, farklı kişilere aynı şekilde uygulansın. Bu önemli bir durum. Sizinle katıldığımız bir başka programda Hüsamettin Cindor'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken yaşadığı bir anıyı anlattığını hatırlatırım. Orada mesela Refah Partisi Sayın Genel Başkanı rahmetli Erbakan'la ilgili bir şey söyledi. Aslında söylediği sözün çok ciddi bir cümle olduğunu ama şahsı değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin korunması ve o çatı altında konuşma yapılabilir olmasının, o çatı altındaki milletvekillerinin rahatça konuşabilmesinin demokrasiyi güçlendireceğine inandığı için de o fezlekeyi göndermediğini söylemişti. Onun için milletvekili dokunulmazlıkları önemlidir. Daha önce de şimdi de milletvekilliği dokunulmazlığı korunmalıdır ki halk adına her konuda o mecliste tartışmalar yapılabilsin. Acaba benim söylediğim şey 3 gün sonra benim karşıma başka türlü gelir mi çekincesiyle hiç kimse sağlıklı bir ortamda sağlıklı bir tartışma yürütemez. Bu çok önemli. Bunun altına çizmek isterim. Arada adı geçtiği için ayrıca söylemek isterim. Şimdi bu darp ve şiddet olayları ve bunun karşısında insanların aldığı ya da almadığı cezalar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımıza ciddi bir linç uygulandı. Onunla ilgili nasıl bir yol alındı? İşte Sayın Avukatı Celal Bey geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama yaptı. Yine bir başka siyasi parti genel başkan yardımcısı. gördüm. Hazır evet. Filiz Hanım hazır. Şöyle evet. Yapalım. Filiz Hanım'la devam edelim Gülay Hanım. Peki. Biz çünkü Levent Gültekin'in saldırıyı ayrıca konuşacağız. Orada cümlemi söyleyin. Bitirsem olur mu? Buyurun buyurun. Yani burada da bir şeyin genel başkan yardımcısının ve uzun süre AKP'de milletvekili yapmış bir genel başkan yardımcısının saldırıya uğraması. Yani siyasilerin doğrudan hedef olması. İşte en son Levent Bey ama öncesinde çok sayıda gazetecinin de aralıklı olarak ve yoğunlukla darba şiddete maruz kalması ve sonuçta o darbı uygulayanların gerçekten elini kolunu sallayarak gezmesi ama herhangi bir tweet attınız diye ya da herhangi bir söz söylediniz diye sizin hukuken sorumlu tutulmanız bunlar işte kişiye özel adaletten bahsetmemiz ortamını yaratıyor. Ve bir nevi cezasızlık algısı. Benden sen cezasızsın, karşındaysan cezasızlık algısı çok tehlikeli. Demek. Evet. Yarın bir gün hangimizin nerede saldırıya uğrayacağının bir garantisi olmadığı anlamına geliyor çünkü. Şimdi Filiz Hanım dondu az önce görüntünüz. O yüzden oradan lütfen devam edelim. En son Demirtaş'la ilgili Bakanlar Komitesi karar ve onun uzun tutukluluk dönemiyle ilgili konuşuyordunuz efendim. Evet, şimdi ben size Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin daha önceki Demirtaş kararından özellikle bir kısa
not bölüm okumak istiyorum. Mahkemenin dilinden, benim dilim değil. Gerçekten HDP ile Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi arasında siyasi bir gerilim başlayana kadar başvurucu, yani Demirtaş, özgürlüğünden alıkonulma riskiyle karşı karşıya kalmamıştır. Ancak çözüm sürecinin sona ermesinin ve örneğin 28 Temmuz 2015'te HDP liderleri bedelini ödeyecek diyen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından başvurucu hakkında hazırlanan ceza soruşturmalarının sayısı ve hazırlanma hızı artmaya başlamıştır. Şimdi bu gerçekten aslında çok açık ve net olarak ifade ediyordu. Ve Büyük Daire kararında düşünce ifade özgürlüğü açısından, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, bunun dışında özgürlük ve güvenlik hakkının 5. maddenin ve 18. maddenin özellikle ihlal edildiğine karar verdi ve derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi Selahattin Demirtaş'ın. Şimdi bugün Bakanlar Komitesi'nin yaptığı da bu kararın yerine getirilmemesi üzerine aslında AHİM kararlarının değerlendirilmesiydi. Bu sadece Demirtaş için olmadı, Osman Kavala için de oldu aynı şekilde bu değerlendirme. Ve dedi ki evet, Büyük Daire'nin kararında da söyleniyordu bu. Türkiye'nin cevabı şuydu: Demirtaş evet tamam, şimdi AHİM kararı var ama hani bizi bağlamazın dışında bir de dedi ki başka bir şeyden tutuklu. Ama zaten Büyük Daire diyordu ki hayır, başka bir şeyden tutuklu değil. Aslında o ikinci tutuklulukta aynı birinci tutukluluğun devamıdır. Yani sen aslında siyasi nedenlerle onu tutukladın. Ve ikinci tutukluluk, üçüncü tutukluluk, dördüncü tutukluluk gibi binlerce sayfalık iddianameler ve tutuklulukların hepsi aslında sadece Demirtaş için değil, bunu başta da söyledim, bütün vekillerimiz için neredeyse aynı nedenlere dayanıyor. Sen kalkıp burada siyasi olarak kendini avantajlı kılabilmek için yargıyı kullanıyorsun. Çok ciddi yargı eleştirileri vardı Büyük Daire'nin kararında. Dolayısıyla Bakanlar Komitesi evet bugün Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı ve bu karar uygulanmalı diyor. Eğer bu kararı uygulamazsanız Haziran ayında tekrar bu denetlemeye devam edeceğim ve ele alacağım bu durumun aciliyeti nedeniyle Osman Kavala ve Demirtaş dosyalarını Haziran 2021'de tekrar bu oturumlarda inceleyeceğim diyor ve aynı zamanda AHİM kararlarının gerçekten bütün toplantılarda ele alınmasını gerektiğini söylüyor. Çünkü biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biriyiz ve AHİM kararını uygulamamak ya da Avrupa Konseyi'ni takıyorum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, mahkemeyi takıyorum, takmıyorum diye bir lüksümüz yok. Bu hiçbir kimse için yok. Yani bu iktidar için değil sadece. Bu bütün Türkiye için aslında gerçekten etkileyici ve geçerli olan bir şey. Bunu uygulamıyorum demek Avrupa Konseyi'nden yaptırım uygulanmasına ve çıkarılmaya kadar giden ya da üyeliğinin askıya alınmasına kadar giden bir süreci başlatmak demek ki nitekim maalesef bu süreci başlatmış oldular. Biz bunu hak etmiyoruz, yani ülke olarak bunu hak etmiyoruz. Biz birçok sözleşmeye birçok dönemde ilk imzacı olmakla ya da Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden olmakla övünürken bugün geldiğimiz nokta gerçekten aslında siyaseti sadece kendi bekaları için devam ettirmek uğruna yargıyı buna çok net olarak alet etmek ve yargı mensuplarını da aslında töhmet altında bırakmak, baskı altında bırakmak. Bunu zaman içerisinde FETÖ'cü dedikleri kişiler için, o cemaatçi yargı mensupları için o yolda yürüdüler ve onlar yaptılar farklı kumpasları. Ama şimdi bu iddianameleri hazırlayanlar, yani bizim arkadaşlarımız için iddianameleri hazırlayan savcılar, yargılamaları yapan hakimler tutuklu ve içerideler. Yani bunun o kadar çok sayıda örneği var ki bu FETÖ yargılamalarından. Şimdi onlar içerideler. Yani sizin ve HDP'liler için başlatılmış olan hukuki süreçlerin en azından bir kısmı
Artık FETÖ'cü olduğu tescillenmiş ve içeri girmiş tabii kişiler tarafından mı yürütüldü? Tabii ki kesinlikle şey onlar tarafından yürütüldü. Bunun çok net örnekleri var. Yani şu anda elimde açıkçası veremeyeceğim bu örnekleri gerçekten. Filiz Hanım, Can Bey'in bir sözü olacak. Yani tabii.